Türkiye'nin tüm bölümleriyle akredite olan ilk fakültesine hoş geldiniz. Biz her yıl geleneksel olarak turizmde istihdam ve kariyer günleri düzenliyoruz. Bu yıl bu etkinliğin 8.sini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son 2 yıldır salgın nedeniyle çevrim içi yapmak zorunda kalmıştık etkinliğimizi. Şimdi bu yıl tekrardan öğrencilerimizi burada sektör temsilcileriyle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade edebilirim. Bu yıl etkinliğimize Akdeniz bölgesinden, Antalya'dan, Aydın'dan, İzmir'den, Muğla'dan başta olmak üzere pek çok farklı ilden 35 tane sektör temsilcisi katılıyorlar. Burada öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle bir araya getirmiş olduk. Ve bunun sonucunda da onlara istihdam imkanı sağlayacak işletmeler bu şekilde. Peki öğrenciler özellikle de ülkemizde turizm sektörü oldukça ekonomide büyük bir yer kaplıyor. Evet. Öğrencilere istihdam haricinde ne tür avantajlar sağlıyor bu etkinlik? Ya bu tür bir etkinlik aslında pek çok farklı yerden gelen sektör temsilcisini öğrencilerle buluşturma anlamında çok önemli. Bunun yanında tabii öğrencilerimiz burada akredite bir fakültede nitelikli eğitim veriyoruz. Bunun sonucunda o aldıkları eğitimi orada tekrardan uygulama şansı buluyorlar. Böyle yani bir direkt olarak sektörden gelen kişilerden bilgi alıyorlar. Okul sonrasında, okulu bitirdikten sonra öğrencilere herhangi bir işte CV verme yoluyla bir istihdam sağlıyorlar mı buradaki tabii temsilciler? Tabii yani şöyle söyleyeyim, şu an rakamlar aklımda değil ama biz sektör temsilcileri buraya gelmeden evvel kaç tane stajyer istiyorlar, kaç tane eleman istiyorlar, bunların rakamlarını alıyoruz. Burada görüşmeleri yapıyorlar, birebir görüşmeler yapıyorlar. CV bırakıyor arkadaşlarımız. Tabii işletmeler değerlendirme sonucunda bu arkadaşlardan istihdam ediyorlar kendisi. Öğrenciler de okul sonrası herhangi bir boşluğa düşmüyor. İş evet. Sıkıntısı aynen. Yaşamıyorlar. Direkt olarak aynen. Okuyorken temsilcilerle görüşmüş, bilgi almış oluyorlar. İşletmelerle bağlantı kurmaları açısından önemli. Merhabalar, ismim Ayhan Yardımcı. Antalya Diyane Emet Organizasyon firması adına burada bulunmaktayım. İlk defa Afyon'da böyle bir organizasyona katıldık. Şu ana kadar yaptığımız görüşmeler çok olumlu. Öğrenci arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz. Peki öğrenciler size en çok hangi konuda soru soruyor? Staj yapacak öğrencilerimiz işle ilgili, yapabilecekleri işlerle alakalı. Daha çok eğlenceye yönelik olduğu için işle ilgili bilgi veriyoruz. Yaptığımız işlerle, otellerdeki çalışma sistemimizle alakalı öğrenci arkadaşlarımız bunlarla ilgili soru soruyor. Gerekli bilgiyi veriyoruz. Şimdi bu etkinlik 8. kez düzenleniyor. Siz ilk kez katıldığınızı söylediniz. Peki siz öğrencilere ne tür faydalar sunuyorsunuz? Yani kariyer planlaması açısından olabilir, istihdam açısından olabilir. Tam olarak ne sunuyorsunuz öğrencilere? Pandemi olmadan önce biz yaklaşık her sene 10-12 öğrenci alıyoruz, stajyer öğrenci alıyoruz. Bu arkadaşlar stajları bittikten sonra şu anda stajı bitip bizimle çalışan 3 arkadaşımız var. Yaklaşık 4 yıldır bizimle beraber çalışıyor. Stajyer öğrencinin şöyle bir avantajı var. Hem onlar işi, bizleri, biz de onları tanıyoruz. Stajları bittikten sonra aynı işe devam etmeyi istedikleri takdirde birlikte çalışıyoruz uzun süre. Bu staj dönemi bir oryantasyon dönemi, iş öğrenme dönemi olarak geçiyor. Ardından da nitelikli eleman olarak size katılıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Stajyer öğrenci olarak başlayıp şu anda firmamızda yüksek yerlerde olan arkadaşlarımız var. Çok güzel gelişim gösteren arkadaşlarımız var. Firmaya çok büyük katkıları var ve muhtemelen firmanın da onlara çok büyük katkıları oluyor. Merhabalar, ismim Burak. Afyon WTRK Hilton Oteli'nin satış yetkilisiyim. Öğrencilerle bir etkinlik düzenliyorsunuz. Öğrenciler, daha doğrusu turizm fakültesi düzenliyor. Öğrenciler sizlerden epey bir bilgi alıyor. Gördüğüm kadarıyla standlarda oturuyorlar. Tam olarak öğrencilere ne aktarıyorsunuz? Hangi bilgileri veriyorsunuz? Öncelikle Afyon Karahisar'ın ilk uluslararası markası olan WTR by Hilton'un farklarını, diğer otellerden, zincir olan otellerden farklarını yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin burada öncelikle kariyer hedeflerinde nereye olmak istedikleri alan, çalışmak istedikleri alanları soruyoruz. Ona göre kariyer planlaması yapıyoruz. Otelimizde çalışan arkadaşlarımız, üniversiteden mezun olup gelen, çok özellikle Afyonkocatepe Üniversitesi'nden gelen çok öğrenci arkadaşlarımız, şu an çalışma takım arkadaşlarımız. Bunları OTHS'teki eğitimlerinden sonra Hilton Üniversitesi dediğimiz bir üniversitemiz var.
buradaki eğitimleriyle beraber hem eğitimlerini alıp hem pratik olarak uygulayabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir alanımız var. Bunlardan bahsediyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Yani şu anda öğrenciler üniversite eğitimlerinin haricinde Hilton'la birlikte tekrar bir eğitim alıyorlar, bir oryantasyon alıyorlar, oryantasyon eğitimi alıyorlar. Ekstra bir üniversite eğitimi gibi de bir eğitim alıyorlar. Bunun içerisinde anladığım kadarıyla dil eğitimi de oluyor turizm sektörü olduğu için. Peki şunu soracağım, öğrenciler size en fazla hangi soruları soruyor? Öğrenciler bizde en çok genellikle Afyon Doubletree Hilton'a başladığım zaman farklı Hilton'larda, uluslararası otellerde Hilton olarak çalışabilir miyiz diyorlar. Tabii ki Hilton içerisinde, Hilton Üniversitesi dediğimiz bölümümüzde orada öncelikle Hilton'un kendi talep ettiği, kendi markasında çalışmış bünyesindeki arkadaşları yetiştirmek. Garson olarak başladıysa şef yapıyor, şef olarak başladıysa F&B müdürü olarak vesaire böyle yükselmesine sebep oluyor. Kendi kurduğu ağ ortamında çalışma arkadaşlarını kendi ekiplerini dağıtmadan diğer otellere yönlendiriyoruz. Yani bir nevi oteller arasında tayin gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'nin de ekonomisinde büyük bir yer kaplıyor turizm zaten. Siz de ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu tür etkinliklerin de öğrencilere büyük bir faydası var. Okul sonrasında bir boşluğa düşme durumu olmasın, direkt olarak sektöre giriş yapsınlar diye böyle bir artı sağlıyor anladığım kadarıyla. Evet, tabii ki artı sağlıyor. Her şeyden önce biz burada bu işi severek gerçekten yapmak isteyen arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onların heyecanını zaten burada başvuru formlarında hissedebiliyoruz. Onlarla daha çok yani gerçekten istediğini bildiğimiz için onlarla ilerlemek istiyoruz genelde. Merhabalar, ben Nermin Gürbüzer. Emir Murat Özdilek Turizm Lisesi'nde lise son öğrencisiyim. Konaklama bölümünden bölümde devam ediyorum. Doubletree by Hilton'da 4 aylık bir stajyerlik dönemim oldu. Gerçekten çok güzel bir otel. Zaten anlatıyorlardı hocalarımız, hani bahsediyorlardı şöyle bir yer, böyle bir yer, kaliteli bir otel olduğuna. Zaten zincir bir otel, 5 yıldızlı bir otel. Hani başlarda korkuyorduk, sonra gittik, alıştık. Çok tecrübe edindim çünkü mesela dil konusunda gerçekten çok zorlandığım bir konuydu. Ama işte yabancı misafirlerle konuşarak falan mesela dilimi geliştirmem de çok yardımcı oldu. Sosyal anksiyetem olduğunu düşünüyordum. Gerçekten o konuda da çok yardımcı oldu bana. Çok girişken birisi olmama yardımcı oldular. Burak Bey keza, yani insanları çok samimi zaten. Mikrofonu uzattık, hatta gayet de rahat rahat konuşuyorsunuz. Evet. Böyle rahat konuşmamı oraya borçluyum diyebilirim. Çünkü oradan önce bu kadar rahat değildim gerçekten. Ama orada çok fazla açıldığımı düşünüyorum. İnsanlarla içli dışlı oluyorsunuz. Misafirler, diğer personel arkadaşlar gerçekten çok işe yarıyor. Şunu gördük ki bizde sadece üniversite öğrencilerine değil, lise öğrencilerine de aslında hitap ediyor. Sektöre girişte eğitim olsun, yine maddi manevi birçok açıdan sizlere katkı sağlıyor aslında. Evet, bayağı katkısı var. Hem maddi hem manevi, dediğim gibi. Manevi olarak zaten bayağı fazla şey kattılar. Maddi olarak da 4 aylık staj dönemimizde güzel bir şeyler kattılar. İnsan o stajdan sonra hani turizme karşı ön yargısı varsa onu kırıyor, çalışmak istiyor. Hani mesela biz buraya gelirken şey dediler, CV doldurtacaklar falan. Ben koştum, hani ben doldururum falan. Bayağı etkisi oluyor yani.